Merhaba arkadaşlar. Hayat amacı 42.6 ve 24.6 olanlardan devam edeceğiz. İkisini tek videoda işleyeceğim çünkü 6'ya giderken ikiniz de 2 ve 4'ten geçiyorsunuz. Yani 2'nin hem pozitif etkilerini hem negatif etkilerini, aynı şekilde 4'ün sınavlarını ve pozitif etkilerini alıyorsunuz demektir bu. Sadece sıralanışlarında belirli farklılıklar var. Onları video içerisinde detaylıca anlatacağım. Şimdi eğer siz de 42.6 veya 24.6'ysanız muhtemelen hayatın içindeki güzellikleri görmekte zorlanıyorsunuz. Kendinizi ve sürekli başkalarını olduğunuz gibi kabul etmemek ya da daha da mükemmelleştirmeye çalışmak gibi bir takıntınız olabilir. Sizin için kurtuluş olanı olduğu gibi kabul edip takdir etmekten geçiyor. Bir şekilde şükür enerjisini çalıştırmaya başlamalısınız. Çünkü hayatta hiçbir şey ya da hiç kimse tamamen kusursuz değildir. Doğal olarak bazı dönemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Sizin muhtemelen en büyük sorununuz da başladığınız işleri aslında çok güzel gitse de bir şekilde negatif gittiğini düşünmek. Ve işe bir türlü başlayamamak, erteleme alışkanlığı yaşıyor olabilirsiniz. Ya da işi kusursuzlaştıracağım diye kendinize çok fazla eziyet ediyor olabilirsiniz. Kaygı en büyük sorununuz, ufak detaylarda boğulmak, fazla analizci olmak da en büyük lanetiniz olabilir. Aynı zamanda altı enerjisi yani mükemmel vizyon enerjisi dört enerjisiyle birleştiğinde bu sizi fazla sabırsız yapabilir. Bir şeye başladığınızda direkt sonuca ulaşmak ve o sonucu da kusursuz yapmak istiyor olabilirsiniz. Süreç yasasını ve adım adım ilerlemeyi kendinize alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Çünkü dördün sabırsızlığı hemen yapılan işin, başlanan işin sonunu görmek ister. Aynı zamanda sizde altıdan gelen bu mükemmel vizyon enerjisi karşılaştığınız insanları, işte gittiğiniz yerlere ya da başladığınız işleri mükemmelleştirme, idealize etme sorunu taşıyor olabilir zihninizde. Bu sorunu yaşadığınızda, aslında yaşadığınızda değil, yeni bir insanla tanıştığınızda ya da yeni bir işe gireceğiniz zaman kendinize her zaman şunu hatırlatın. Bu benim hayalimdeki kadar güzel olmayabilir. Ben bunu şu an kendi kendime idealleştiriyor olabilirim. Çünkü artık bunu biliyorsunuz. Bu sizin doğanızdan gelen bir şey. Önce birilerini ya da bir şeyleri idealleştirip sonra aslında istediğiniz gibi olmadığını görüp hayal kırıklığı yaşamak girdiğiniz bir döngü olabilir. Bu döngüyü kırmanın ilk başlangıç yolu da fark etmek ve yapmayı durdurmak. Biriyle tanıştınız, size kusursuz gelmeye başladı. Tamam, o zaman bekleyin ve işte bu benim doğamdan kaynaklanıyor olabilir. Bunu gerçekten gözlemlemem gerekiyor diyebilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi kimse kusursuz değil, olmak zorunda da değil. Hepimiz bu dünyaya belirli adımları tamamlamaya ve belirli tekamüllere erişmek için geliyoruz. O yüzden yani hepimizde bazı ufak tefek sorunlar olabilir. Bunu kabul etmek, ne kadar erken kabul ederseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Sizin muhtemelen zihninizde her zaman daha iyisi olabilirdi diyen bir ses var. Bu ses aynı zamanda kişiler için de geçerli. Yani bir ilişkiye başladınız, aslında ilişki ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Ama sizin zihninizin bir yerinde acaba dışarıda daha iyisi var mı şeklinde bir soru getiriyor sürekli aklınıza ve bu olduğunuz ana, kişiye ya da işe adaptasyonunuzu azaltabilir. Bu yüzden bu kafatası sesini fark etmeniz gerekiyor. Kafa sesini fark etmeniz gerekiyor. 2 ve 4 enerjisi sizde büyük bir sorumluluk ve işbirliği duygusu geliştirebilir. Ama burada 2'nin düştüğü tuzaklardan olan fazla işbirliği, aşırı özveri tuzağına düşmemeniz gerekiyor. Yani başlangıçta sorumluluklarınızı gerçekten net belirleyip ne yapıp ne yapamayacağınızı karşınızdakine söyleyip kimse için fazla sorumluluk almamalı ve fazla yorulmamalısınız. Sınırlarınızı siz belirlemelisiniz. Aynı zamanda dörtten gelen de bir sabırsızlık var demiştik. Süreç yasasını ve oradaki sorumluluk yasasını birlikte uygulayabilirseniz eğer başarı sizin için her olayda kaçınılmaz olacaktır. Ama sizin o işte dediğim gibi sürekli daha iyisi olabilirdi diyen, çok iyi bir iş çıkardığınızda bile konuşmaya devam eden kafa sesinizi susturmanız gerekiyor. Bunun için de belki düzenli meditasyon yapabilirsiniz. Ya da sadece farkında olarak bile değiştirebilirsiniz aslında. Tamam mükemmel değil ama yeterince iyi deyip işe devam edebilirsiniz. Yani bu 24.6'larda ya da 42.6'larda gerçekten bitmiş bir işi bile normalde 12'de teslim etmesi gerekiyor. Aslında işini çoktan bir gün öncesinden bitirdi. Ama İşte 12'de teslim edeceği saate kadar kusursuzlaştırmaya çalışıyor ve artık hani bir oluyor, iki oluyor, hala teslim etmiyor. Aslında bir gün önceki bitmiş işi. Çünkü sürekli kafasında işte daha iyisi olabilirdi, daha iyisini yapabilirim gibi bir ses var. Bu sizi fazla yoran bir şey. Aynı zamanda iş arkadaşlarınız ki iki size çok fazla sosyallik enerjisi, cana yakınlık ve kibarlık verir. Bunlar birleştiği zaman biraz da sömürülmeye açık bir hale gelebilir. Başkalarının işlerini bile sadece daha kusursuzunu sizin yapabileceğinizi düşündüğünüz için üstünüze alabilirsiniz. Bu çok basit örneklerden de olabilir. İlla önemli iş görüşmelerinden de iş planlarından olmayabilir. Günlük eylemlerinizde işte eşiniz makineyi boşaltırken yanlış boşalttığını düşündüğünüz için sadece aslında onun yapabileceği bir işi bile üzerinize almak gibi. Dörtteki sorumluluk yasasıyla yani ikideki sorumluluk yasasıyla dörtteki sabırsızlık birleştiğinde daha tehlikeli hale geliyor. Yani iki ve dört kendi içerisinde bu sorunları yaşarken belki biraz daha yüzeysel yaşıyor. Ama sizin benzer etkilere sahip iki rakamınız var. O yüzden siz başkalarının sorumluluklarını almaktan mutlaka vazgeçmelisiniz. Sorumluluk yasasını çok ciddi bir şekilde inceleyip hayatınıza uygulamaya çalışın.
Aynı yere döneceğim. Güçlü vizyonlara sahipsiniz, bir ideale sahipsiniz. O idealdeki yüksek standartlarla kendinizi ve çevrenizi yoruyor olabilirsiniz. Bunun dışında aşırı analiz, aşırı özveri ve inatçılığa dönüşebilir bu yüksek standartların verdiği özellikler. Denge yasasını hatırlıyorsanız herhangi bir şey aşırı uçta salınmamalı, yoksa tam zıttına gider. Yani aşırı özverili davranırsanız bir anda aşırı duygularınızı kapatan ve kimseyle iletişim kurmayan, kimseye yardım etmeyen bir kişiye dönüşebilirsiniz. Bunu sağlamak için, dengesini sağlamak için denge yasasını hayatınızda uygulamanız gerekiyor. Demiştik ki işte iki hizmet enerjisinin dört aşırı hoş sohbet enerjiyi verir. Aslında muhtemelen sizin yanınızda olan herkes çok kısa bir sürede sizi tanısa da ya da sizinle sohbet etse de aileden birinin yanındaymış gibi bir güven duygusu aşılıyor olabilirsiniz. Ama burada işte dediğim gibi kullanılmamaya yine dikkat etmeniz gerekiyor. Altı, doğru yapmak, iyi yapmak anlamına gelir aslında eğer bir kelimeyle tanımlayacak olsaydık. 4 ve 2'nin içerisinde de duygularını dışa vurmamak, saklamak aslında. Çünkü orada 2 ve 4'ü de dinlerseniz eğer detaylı olarak bahsetmiştim. 2 ve 4 de duygularının ne olduğuna değil de nasıl hissetmesi gerektiğine odaklanır. Çünkü onlar da yine bir nebze iyi yapmak kafasındadır. O yüzden bu 2, 4, 6 ile birleştiği zaman sizde çok yüksek düzeyde ne hissettiğinize değil de ne hissetmeniz gerektiğine odaklanıp kendinize yabancılaşma sorunu olabilir. Yani 24 altılar ve tam tersi 42 altılar hayat kader yolu planlarında uzun bir yolculukları var. Çünkü onların farkındalıklarının çok yüksek olması gerekiyor. İşte başkaları 20 yaşındayken belki bu kader planında belirli pozitife geçme etkisi gösterirken bizler işte hem hayır demeyi öğrenmemiz geç olduğu için, hem fazla sorumluluk aldığımız için, hem duygularımızla bağı kopardığımız için 40'lı yaşlarda vesaire olabiliyor. Daha erken fark edebilmeniz ve yapabilmeniz için duygularınızla mutlaka temasta olmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten 40 yaşına geldiğinde bile sevdiğini sandığı şeylerin aslında sevmesi gerektiğini düşündüğü şeyler olan kişiler var. Bu kişilere dönüşmemeye mutlaka özen göstermelisiniz. Kabullenmek ve akışta olmak, esneklik yasasını hayatınıza uygulamanız belki çıkış yollarınızdan biri olabilir. Dediğim gibi kimsenin kusursuz olmadığınızı aklında tutmanız gerekiyor. Kendinizi ve çevrenizdekileri kabullenip takdir etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun dışında şunu bilmelisiniz. Mükemmellik değil bu dünyadaki ulaşılabilecek tap nokta. Erdem ve olgunluk aslında. Erdemlerinizle ilgili de tekrar konuşacağız. Sizler aşırı zeki, güçlü, pratik, topluluk içinde yaşamaktan hoşlanan, diğer insanları önemseyen kişiler olduğunuz için 2'den gelen aşırı işbirliği, 4'ten gelen suçluluk duyma potansiyeliyle birlikte biraz manipülasyona açık olabilirsiniz demiştik. Şimdi ben buraya kadar olan kısmı kısaca özetleyeceğim. Sizin için yuvaya dönmüş gibi hissetmenin tek yolu fazla analizi bırakmak, kendinizi ve diğer insanları olduğunuz gibi kabul edip takdir etmeyi öğrenmek. Bunun dışında burada tekamül için bulunduğumuzu biliyorsunuz ya ve mesela şu anda bir farkındalık yaşıyorsunuz. İşte dinlediğiniz şeylerde evet bu bana uyuyor ya da uymuyor diyorsunuz. Tekamül de kendi içerisinde bir süreç gerektirir. Burada da süreç yasasını uygulamanız gerekiyor. Yani bunları dinledikten sonra bir gün sonrasında hadi hemen en başarılı ben olacağım, sonuca en hızlı ben gideceğim, tekamülde en hızlı adım ben atacağım gibi düşünmemeniz gerekiyor. Tekamül bir yolculuk. Hayatta bunun için varız zaten. Yani bütün hayatımıza da yayılabilir. Tabii ki ne kadar erken çözülürse o kadar iyi işler. Ama bunu kendinize lütfen zorlayıcı bir etki olarak görmeyin. Yani diğer sayıları böyle bir uyarı yapmıyorum. Size özellikle yapıyorum. Çünkü muhtemelen bunda da en iyisini yapma isteğine gireceksiniz. Ama kendinizi kötü hissettiğiniz herhangi bir eylem ya da uygulama aslında sizin için iyi olmayacaktır. Önemli olan andayken iyi olmanız, iyi hissetmeniz. Bunun yolu da işte anda kalmak ve anda mevcutta olan şeyleri takdir etmek. Yanınızdaki arkadaşınız biraz geveze olabilir ama en azından yanınızda bir arkadaşınız var. Bunun için onu takdir edebilirsiniz ya da hayatı takdir edebilirsiniz. İşte kendinizi 7 kalem işin 5'ini bir saatte bitirirken diğer ikisini bitiremediniz diye kendinizi üzmeyin. Bununla ilgili sürekli kendinizi yargılamayın. Kendinize ne güzel 5 kalem işle bir anda bitirebildim deyin. Kendinizi biraz takdir etmeyin lütfen ama lütfen öğrenin. Şimdi eğer şu anda hayat yolunuzun pozitifinde yani tekamül sürecinizde, kader yolunuzda pozitifte akıyorsanız neler olurdu hayatınızda ona bakalım. Eğer zaten bunlar varsa şu an hayatınızda tekamülünüzde pozitiftesiniz demektir ve bu iyi bir şey. Ama negatifte olduğumuzun belirtilerinden de konuşacağız. Negatifteysek de işte belirli yasaları uygulayarak pozitife geçmeye çalışacağız. Şu anda kader yolu planınızın eğer pozitifindeyseniz çok zeki olduğunuz için, üretken olduğunuz için, destekleyici olduğunuz için mükemmel iş arkadaşları oluyorsunuz. Yani şu anda eğer iş yerinizde huzurluysanız, insanların sizi takdir ettiğini hissediyorsanız, siz de başkalarını takdir ediyorsanız, şundan bahsetmiyorum. Sürekli başkalarının işini yapıyorsunuz, iş yapıyorsunuz ama çok mutsuzsunuz. Böyle bir durumdan bahsetmiyorum. İnsan olarak gerçekten mutluysanız, gerçekten gününüzü üretken ve verimli geçirdiğinizi düşünüyorsanız, bütün 24 altılar ve 42 altılar aslında üretken ve verimli zaman geçirir. Ama kendilerini öyle hissetmezler. Sizin şu anda nasıl hissettiğiniz önemli. Eğer pozitif de hissediyorsanız, evet ben üretkenim diyebiliyorsanız muhtemelen kader yolu planınızın pozitifindesiniz. Bunun dışında kendilerinizi yargılayıcı olan bu altı grupları aslında
Genelde eğer pozitifteyse hayatın çok vicdanlı olur. Kendine karşı da şefkatli olur. Hatalarından ders alar, hatalarını tekrarlamaz. Negatifindeyse de aşırı aşırı sürekli aynı hatalara düşer. İşte ertesi gün aynı saatte kalkmayı planlayıp kalkamamak gibi bile, yani böyle ufak şeylerde bile. İşte gece geç yatıyorsunuz, doğal olarak sabah kalkamayacaksınız. Bunu yapmayacağınıza söz verip ertesi gün tekrar yapıyorsanız gibi ufak hatalardan da bahsediyorum. Sürekli tekrarlanan hayatınızda hatalar varsa hem kalıplar yasasını inceleyin hem de kader yolu planınızın henüz negatifinde ilerliyor olabilirsiniz. Çünkü kader yolu planınız bir kere pozitife geçmeye başladığında siz insanları yargılamayan, kendini yargılamayan ama asla aynı hatayı tekrarlamayan kişiler dönüşüyorsunuz. Çünkü altı size zaten bir idealizm veriyor, mükemmeliyetçilik veriyor. Orada kader yolu planı henüz negatifte olanlar o mükemmeliyetçiliği ister, oraya ulaşmak ister ve bu anki durumda hırslıdır. Ama kader yolu planı pozitifte ise zaten onlar hiçbir şey yapmasa da kader yolu planını pozitife çektiği için hayatları bir şekilde kusursuz gider. Güçlü bir fiziksel doğanız olduğu için söylediğimiz gibi bedensel işlerde genelde çok başarılı olursunuz. En iyi sporcular 24'lerden ve 46'lardan çıkar. Bunun dışında çok güçlü bir analiz yeteneğiniz olduğu için en iyi danışmanları da sizle buluşturuyorsunuz. Güçlü bir vizyon yeteneğiniz olduğu için ve idealleriniz olduğu için bunu bir anlamla birleştirerek işte siyaset ya da teknoloji geliştirme uzmanlığı gibi bir alanda da başarılı olabilirsiniz. Çünkü içten içe dünyayı daha iyi yapma arzunuz var sizin. Aslında bu saydığım alanlar dışında da bir anlam içeren hemen her işte ve adım adım ilerleyebildiğiniz hemen her işte desteklenirsiniz. Mali durumunuzu ise kesinlikle idealleriniz değil maalesef ki süreç asasını ne kadar uygulayamadığınız belirliyor. Yani herhangi bir şey hazırlık yapıyorsanız ve adım adım ilerliyorsanız mutlaka maddi olarak destekleneceksiniz. Ama orada eğer bir aksaklık yapıp işte sabırsız davranıp önden gitmeye çalışıyorsanız sorun çıkabilir. Sürekli işi tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz. Burada biraz pratiklik önemli ama yine de süreç asasına uymanız gerekiyor. İdeal işi ararken mevcuttaki işinizi kaybetmemeye özellikle dikkat edin. Çünkü söylemiştik her seferinde zihninizde daha iyisi olabilirdi diye bir ses var. Evet, o sesle bazen başa çıkamıyor olabilirsiniz. Ama güvenliği önceliğe almanız gerekiyor. Yani sizin hayatta her zaman güveneceğiniz yakınınızda bir şey olması gerekiyor. Bu bir para olabilir, iş olabilir. Onu sağladıktan sonra ideal vizyonunuzla ilgili başka bir alana yönelebilirsiniz. Bu arada Michael Jackson'la Edison. İkisi de 24, yani biri 24-6, biri 42-6. İkisinin de aslında süreç yasasını ne kadar ciddiye aldığını ve adım adım ilerlediğini görebilirsiniz. Bence iyi örneklerdir. Şimdi çok kısa hemen yapmanız gerekenleri toparlayalım. Kendinizi ve dünyayı olduğunuz gibi kabul ediyorsunuz. Sadece sonuca odaklanmıyorsunuz. Süreçten keyif almaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda süreç içerisindeki her adımı bitmiş gibi düşünüp kendinizi takdir etmeyi unutmuyorsunuz. Kusursuz bir iş ya da insan olmadığını kabul etmeye çalışıyorsunuz. Nefes egzersizleri ya da meditasyon yaparak anda kalma pratiğinizi arttırabilirsiniz. Ne kadar çok anda kalırsanız bu yargılayıcılığınızı azaltacaktır. Başkalarından sorumlu olmadığınızı kendinize sık sık hatırlatın. Lütfen özellikle partneriniz ya da işinizle ilgili iş partneriniz de olabilir bu, arkadaşlık da olabilir, duygusal partneriniz de olabilir. Sorumluluklarını almayın. Birilerini seviyorsunuz, yardım etmek istiyorsunuz diye tüm yükün altında siz ezilmeyin. Bunu mutlaka dikkat edin. Uymanız gereken yasalar esneklik yasası, denge yasası, süreç yasası en önemlisi. Kusursuzluk yasası ve yargısızlık yasası, bu yasaları hayatınıza uyguluyorsunuz. Lütfen her gün kendinize gerçekten bugün en yüksek potansiyelimi yaşadım mı? Bugün kendimde takdir edebileceğim şeyler neler? Bugün hayatımda takdir edebileceğim şeyler neler diye sorun ve kendinize karşı dürüst müsünüz? Özellikle duygularınızla ilgili herhangi bir kötü duygu yaşadığınızda, öfkelendiğinizde gerçekten şu anda öfkeleniyor muyum yoksa sadece öfkelenmem gerektiğini mi düşünüyorum diye sorun. Sonrasında hayatınızın daha güzel olduğunu göreceksiniz. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.